İzmir'den bir kez daha merhabalar. Bu sefer Çeşme'deyiz. Yanımızda çok değerli konuğumuz Hüseyin Eroğlu var. Hocam, bizi kırmadınız bu tatil arasında. Bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür edelim öncelikle size de. Ben teşekkür ederim. Tabii ki yani burada tatilde denk geldik. İyi oldu. Bir e-sports olarak takip ediyoruz hocam. Evet. Sezonu, yazın tabii, tatilleri. Tabii çok güzel. Evet. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz ama öncelikle geçtiğimiz sezonla başlayalım. Nasıl geçti Altınordu adına? 7. sırada bitirdiniz. Playoff şansını da son ana kadar taşıdınız hocam. Sizin düşünceniz ya genel olarak değerlendirmeniz. Tabii ki süreç aslında son ana kadar iyi getirdik ama bir türlü noktalayamadık. Son maçta kaybetmemiz, rakibimizin kazanması bizi playoff dışında tuttu. Aslında lige genel anlamda baktığımızda her zaman söylediğimiz hem yetiştirici hem yarışmacı kimliğimizi devam ettirdik. Bununla beraber gerçekten önemli bir performans ortaya koyduk. Sadece bir milli takım arasında yaşadığımız bir düşüş, 3 maçlık mağlubiyet aslında bizi biraz geride tuttu. Playoff'ta olmak istiyorduk, çıkmak istiyorduk. Buna çok yaklaşmıştık ama son maç aslında 1-0 iken 3 topumuzun direkten dönmesi, çizgiden topun içeri girmemesi belki olmadı. Şanslı, futbol şanslı hocam. Yani aslında bu bize çok yaşıyoruz. Son maçlarda bir sene önce Erzurum'la yaşadık bunu. 4 sene önce Samsun maçını yaşamıştık böyle. Hep böyle son ana kadar getirip sonda noktalayamıyoruz. Tabii ki sezon içindeki kaybettiğimiz puanlar bunda tabii ki etkendir. Rakiplerin de tabii ki bunda olayı bırakmaması bizi playoff'un dışında tuttu. Yapacak bir şey yok. En azından yarışmacı kimliğimizin de devam etmesi, ya yetiştirici kimliğimizin de devam etmesi bizim için de avantaj. Bu tabii ki her sene de devam edecek yani. Süper Lig'e çıkan takımlarla ilgili, şimdi lig özelinde devam ediyoruz hocam ama onlarla ilgili düşünceniz nedir Süper Lig'e? Gençler Birliği, Denizli Spor. Ya tabii ki Gençler Birliği ile Denizli Spor çıktılar. Gençler Birliği aslında kadrosunu korusa da zorlandığı anda çıktı. Çünkü bu lig Süper Lig'den her düşen takım biz nasılsa hemen çıkarız algısı çok yanlış bir algı. Gençler Birliği belki çoğu maçı 1-0'la kazandı ama sonuçta kazanmayı bildiler. Denizli Spor sürpriz yaptı ama Denizli Spor'un kadrosuna baktığınızda gerçekten önemli bir hücum hattına sahip. Bu ligin çok önemli hücum hattı oyuncularına sahipler. Onlar da iyi bir ivmeyle zaten bunu çok deplasman galibiyetleriyle çıkmayı garantilediler zaten. Playoff tabii ki baktığınızda playoff'ta da her şey olabiliyor. Finalde penaltılarla Galatasaray kazandı. Rakibi de kazanabilirdi ama sonuçta kazanan taraf Galatasaray oldu. Onların üçüne de başarılar dileriz. Tabii ki çok zorlu bir süreçte. Herkes çıkmak istiyor belki ama 3 takıma nasip oldu. Bizim için de noktalanan bir lig oldu. Seneye artık bütün çalışmalarımız bu yönde olacak. Çok merak ediyorum hocam. İnsanlar konuşuyor çünkü hem en doğru bilgiyi sizden alacakları için buradan da merak eden biri olarak onlar adına soruyorum. Altınordu Süper Lig'e çıkmak bence istiyor ama sizin düşünceniz nedir hocam? Burada kalmak istiyor gibi tartışmalar da var. Sanki birincilikte sonuçta oyuncu yetiştiriyor ama Süper Lig birinci planda değilmiş gibi yansıtılmaya çalışıyor. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? İnsanlar böyle bir yorum yapabiliyorlar. Böyle bir durum olsa biz 7. olup ki 7. olduğumuz maçların final maçlarına baksanız son anda kaçırdığımız direkten dönen topların olmayışı, son gerçekten kaçan goller. Bu bizi biraz tabii ki baktığınızda buraya kadar getirdikten sonra olmaması beni ve ekibimi tüm camiye üzüyor ama eğer öyle bir düşüncemiz olsa 10. sırada bitiririz. Yani ligi erkenden çok değişik moda sokarız ama biz hedefte olup özellikle teknik ekibimle birlikte gerçekten biz şöyle yapmıyoruz. Yani sezon başı bir kadro kuralım, büyük paralar harcayalım, yabancı oyuncu böyle zaten bizim misyonumuz da yok. Biz hem kendi öz kaynak futbolcularımız, dışarıdan içimize kattığımız Türk futbolcular ve yani yurt dışından gurbetçi oyuncuları kadromuza katıyoruz. Tabii bunun içinde hem öz kaynak futbolcularımız hem genç oyuncularımızı hem performansları, bireysel performansı yukarı çekiyoruz hem de takımımızın performansını yukarı çekmeye çalışıyoruz. Sistem oynamaya çalışıyoruz. Planlı programlıdır her şeyimiz. Bunu hedefe gitme anlamında belki sezonu biz 10. bitirsek insanlar şu yorumu yapacak. Ya onlar zaten işte şampiyon olmadılar, üzülmezler belki ama biz oraya kadar getirdiğimizde insanlar umutlanıyor. Çünkü öyle çok taraftarımız var ki yani herkesin belki ikinci takımıyız. İstiyorlar Altınordu'yu belki ligde görmek.
yani Türk oyuncularla oynuyorlar, bu toprakların çocuklarıyla oynuyorlar. Onları da tabii heyecanlandırıyor ama genel anlamda söyleyeceğim şu, yani çıkmak tabii ki istiyoruz ama bunun için net bütçe, yüksek bütçe koymuyoruz. Biz düşük bütçelerle takımlar yapıyoruz ama hedefe ulaşmaya böyle çalışıyoruz. Çıkmıyor, istemiyoruz diye böyle bir algı yok. Neden çıkmak istemeyelim? Orası çünkü daha büyük vitrin. Ben orada çok daha iyi oynayacağımıza, çok daha değerli olacağımıza inanıyorum. Ama tabii ki gerçekleşmiyor. Önümüzdeki sezon yine hedefimiz bizim hem yetiştirici hem yarışmacı kimliğimizin devam ettirmesi. Tabii ki bakacağız, göreceğiz. Ait olduğu yer Altın Ordu'nun Süper Lig diyebilir miyiz? Ya şimdi tabii ki Süper Lig, yani Altın Ordu şu an baktığınızda aslında bir milli proje baktığınızda. Türkiye projesi, öz kaynak futbolcularıyla dışarıdan Türk oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Bu takımın Süper Lig'de olması bence belki bu sene olmaz, bir sene sonra olacak. Belki iki sene olacak, belki üç sene sonuçta olacak. Olması gereken olduğu yerde olacak. Tabii ki çünkü Mehmet Bey'in, bizim başkanımızın tesisleşmesi, yaptığı yatırımlar, birçok Süper Lig kulübünde olmayan tesislere sahibiz. Kulüp yönetimi anlamında borçsuz bir kulübüz. Baktığınızda antrenöre değer veren, futbolcuya değer veren, göze hoş gelen futbol oynayan bir takımız. Neden Süper Lig'de olmayalım? Ama dediğim gibi bu süreci biz hızlandırmaya çalışsak da belli bir süreçte bu gerçekleşecek. Ama günümüz şartlarında baktığınızda birçok takım Süper Lig'e çıktıktan sonra keskin düşüşler yaşadı. Amatör kümeye kadar gittiler. Böyle de olmasını istemiyoruz. Emin adımlarla, doğru projeyle gitmeye çalışıyoruz. Transfer çalışmaları nasıl gidiyor hocam? Transfer çalışmalarımız tabii ki... Çünkü sezon yaklaşıyor, planlar yapılıyordur ama... Bu sene tabii ki geçen sezondan aramızda olmayacak oyuncularımız olacak yeni sezonda. Olmayacak yeni sezonda. Şu an gerçekten transfer piyasası biraz durgun. Biz tabii kendi belirlediğimiz oyuncular var. Onlarla görüşüyoruz. Biliyorsunuz ki bizim Niğde takımımız var. Hem yetiştirici takımımız hem çok değerli bir Niğde halkının sahiplendiği bir takım. Oradan 6 oyuncumuzu A takımımıza kazandırdık ki onları orada oynayıp o ikincilikteki deneyim kazansınlar diye göndermiştik. Biliyorsunuz, basından takip ettiniz. Öz kaynağımızdan oyuncularımızı A takımımıza aldık. Yani onlar da var. Zaten belli bir kalıp oyun sistemimizi bilen oyuncularımız var. 3-4 oyuncu da oyun kadromuza katıp bu sene yine herkesin beğeniyle izlediği, hedefe doğru yürüyen, hem yarışmacı hem yetiştirici kimliği ön planda olacak. Ve yaş ortalaması daha da aşağı çekecek bir takım seyredeceksiniz. Yıldız oyuncular izleyeceğiz mi? Peki en çok merak edilen Altın Ordu'nun bu konuda transfer yapacağı mı yoksa çizgisini bozmayacağı mı? Tabii şimdi... Sayın Başkan açıklamaları yapıyor ama... Sizden de merak edenler için duymak isterler. Şimdi bizim hocam. Ya zaten çok büyük yıldız oyuncu öyle bir projemiz yok. Ha, geçen sene belki Sefa bizimle birlikteydi. Onlar tabii ki aslında yıldız değilken bize geldi. Yıldızlığı belki bir an performans anlamında aşağıdayken bize geldiler. Yine lige döndüler. Baktığınızda birçok sadece öz kaynak futbolcumuz değil aslında aldığımız birçok futbolcuyu da tekrar lige gönderiyoruz baktığınızda. Bu da performans artışı, bu çok önemli bir kriter aslında. Bizim belli bir bütçemiz var. Bu bütçe doğrultusunda oyuncular kazandırmaya çalışıyoruz. Yani belki çok isim değil ama bizimle beraber performansını yukarıya çekecek, Altın Ordu kulübüne yakışacak. Onların da takıma vereceği katkıyla, yani gerek skor anlamında gerek davranış anlamında bize katkı sağlayacak oyuncuları katmayı planlıyoruz. Tabii bu bütçemizle doğru orantılı olacak. Yani bizim belli bir bütçemiz var. Bu doğrultuda transfer yapıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Takip ettiğimiz genç oyuncular var. Bunları da değerlendirmek istiyoruz. Kendi öz kaynak oyuncularımız var. Geçen seneden yurt dışından aramıza katılan işte Anıl'dır, Muhammed'dir, bu oyuncularımız da vardı. Bunların da performansları geçen sene ilk defa bu ligde oynadılar belki. Onların da yukarı çekilecektir. Kendi oyuncularımız da var. Bizim için tabii ki güzel bir süreç olacak. Ligin başlamasıyla birlikte yine biraz önce söylediğim gibi çok güçlü bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağız. Biraz da bireysel gitmek istiyorum. Erce için teklifler vardı. Avrupa'ya evet. Gidecek şeklinde teklifler vardı. Durum nedir? Var mı? Satılması planlanıyor mu? Oyuncu hakkında bilgi alabilir misiniz? Şimdi tabii ki bizim birçok oyuncumuz sezon içinde yurt dışından da takip edildi, izlendi. Gerçekten işte
gelip görüşmeler yapıldı. Bu Erce için gerçekleşti, Kerim için gerçekleşti, Yusuf Acar için gerçekleşti. Bunlar tabii ki bizim için önemliydi. İster istemez tabii kulüplerin yurt dışında belki gerçekleşmedi. Geçti son anda Erce'nin standartlı yaş transferi oluyordu, olmadı. Bu sene tabii ki Erce bana göre çok önemli bir kaleci. Süper Lig'de birçok takımın rahatlıkla kadrosunda olabileceğini düşünüyorum. Belki kulüplerin şu an birçok kulübün yaşadığı bir maddi darboğaz, borçların fazla olması, belki bütçe anlamında ayarlamaları yapmalarını tabii bizden biz bir futbolcuyu da verirken onun değerini de vermek istiyoruz. Altınordu'dan giden bir futbolcu gerçek değerinde gitmesi lazım. Yoksa şu an giderler yani. Kerim'e de birçok transfer var. Transfer teklifi var. Yusuf Acar'a var. Doğru projeyle zaten başkanımız, yönetim kurulumuz bununla ilgili kararı en iyi şekilde verecektir. Ben en kısa zamanda bu üç oyuncunun transfer olacağını düşünüyorum. Yani transfer olduklarında da onların yerine gelecek öz kaynak futbolcularımız var. Onlar artık o formayı taşıyacaklar. Hocam şöyle bir şey de var Altınordu'da gözlemlediğim kadarıyla. Oyuncuyu sadece yetiştirip satmaktan ziyade doğru yere gitmesi, yani satmak değil de doğru yerde doğru performansı göstermesine de çok dikkat ediyor. Yani gelişimini devam ettirmesi için. Ya tabii ki o aslında bizim için önemli bir süreç. Yani doğru kulüp, doğru antrenör, aynı sistemi devam ettiren antrenör olması gerekiyor. Türkiye'de biraz bu zor oluyor. Ya yani çok sistem anlamında kulüple istikrarlı bir şekilde devam eden antrenörler olmuyor ama buna da dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu çünkü her oyuncumuzu bir program doğrultusunda hazırlamaya çalışıyoruz öz kaynak oyuncularımızı. Onların gelecekle ilgili planlarını yapıyoruz. Tabii bunun içinde bu da var. Doğru kulüp, doğru antrenör bizim için tabii ki tercih. Atakan ve Salih, evet. Trabzonspor'a gitti. Onların durumuyla ilgili şimdi tabii ki bizim her oyuncumuzla ilgili bizim bir program çalışmamız var. Hepsinin gelecekle ilgili programlarını hazırlıyoruz. Bu oyuncularımız aslında belki bir ay önce biz aslında kendimiz karar vermiştik. Salih için bunu söyleyeyim. A takım kadromuzda olacaktı. Tabii onlar bu program kendilerine göre bir şey seçtiler. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Öz kaynak, birçok öz kaynak futbolcumuz var ki yerleri rahatlıkla dolacaktır. Tabii ki bu anlamda biz kendi oyuncularımızı yetiştirdikten sonra her oyuncu A takıma çıkmayabiliyor. Niye diye gönderebiliyoruz. Zamanı gelince çıkarmaya çalışıyor. Çünkü zamanda önce çıkaracağın bir oyuncuyu da kaybedebilirsin. Bunlar da bir projemizde vardı ama gerçekleşmedi. Bundan sonraki onların futbol yaşamlarında başarılar dileriz. Biz tabii ki önümüze bakmak zorundayız. Çünkü birçok aile öncelikle zaten bizi tercih etmeye çalışıyorlar. Çünkü oradaki inanın tesisler, o çocuklara verilen değer, her türlü gelişim şartlarına verilen katkı bizim için önemli. Tabii veliler de küçük yaşlardan itibaren bizi çok tercih ediyorlar. Tabii profesyonel seviye, yaş büyüdükten sonra da bunu biz doğru bir şekilde planlayıp götürmek amacındayız. Önümüzdeki senelerde bunu en iyi şekilde devam ettireceğiz zaten. Bu sene işte iki tane oyuncumuzu A takıma aldık. Biri işte yeni imza Ravil, diğeri de Burak İnce. Bununla beraber birçok oyuncumuz var öz kaynaktan. Sezon içerisinde alacağımız oyuncular var. Göreceksiniz çok çok genç yeteneklerin isimleri duyulacak. A takımında birçok oyuncunun ismi duyulacağını göreceksiniz. Bence bekleyelim, görelim diyelim. Altınordu ligde olsun, yani çok güzel bir sistem kurdu. Ya bunun sizin gözünüzden, sizin gibi futbol adamının gözünden merak ediyorum. Sırrı nedir hocam? Ya tabii ki biz bu süreç kısa bir süreç değil. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'la biz aslında 13 yıldır beraberiz. 12 yıldır beraberiz. Yani tabii ki o bize istikrar tabii ki önemli. Benim ekibim de yaklaşık 10 yıldır beraberiz. Yani son 7 yıldır Altınordu'da. İnanın çok çalışıyoruz. Planlı programlı çalışıyoruz. Ya sağ içi, sağ dışı her türlü fedakarlık yapmaya çalışıyoruz. Çünkü başımızda çok değerli bir başkanımız var. Bize çok güveniyor. Biz de bu güveni boşa çıkartmıyoruz. A takımdan ta U9'a, U10'a kadar bütün hocaların kontrolünü sağlamaya çalışıyoruz. A takım hangi sistem oynuyorsa o sistemi benimsetiyoruz hocalarımıza. Takımlarımız da böyle oynamaya çalışıyor. Tabii dünyanın devleri var. Şu an işte Ajax gündemde bakıyorsunuz, Barcelona. Tabii onlar yıllarını vermiş
bu işlere. Çok yüzyılın takımları. Biz de 7 yılda geldiğimiz nokta aslında baktığınızda çok hızlı bir şekilde geldiğimiz bu nokta. İnsanın beklentileri çok çok artmaya başladı. Biz tabii ki bunu yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Süreç önümüzdeki yıllarda daha da ortaya çıkacak. Ama oyun kurgumuz, oyun sistemimiz, çocukların doğru eğitimi. Bir de yani ülkemizde genelde futbol tabii ki önemli bir sektör ama sahaya baktığınızda genelde oyuncuya dayanan sistemler. Ya o gün oyuncular iyiyse takımlar kazanıyor. Ama baktığınızda kurgusu, oyun planı, oyun sistemi olan takım sayısı çok az. Tabii bu istikrarlı olan hocalarla da alakalı ama biz böyle ekip olarak zaten oyun sistemimiz ön planda. Bu oyun sistemimiz içerisinde her alacağımız oyuncu bu sisteme ayak uydurmak zorundadır. Şimdi Avrupa'ya baktığınızda şimdi herkes Ajax'ı konuşuyor. Tamam Ajax tabii ki işte finale kadar, yarı finale kadar geldi ama onlar bir sistem takımı. Biz de bu yolda devam ediyoruz. Tabii ki bu kolay değil, zor. Bu toprakların çocuklarıyla oynamaya çalışıyoruz biliyorsun Türk oyuncularla. Belki olayı getiriyorsun bir noktaya, sonuçlandıramadığın zaman insanlar tabii ki sonuca baktığı için yine olmuyor diyor. Ama biz oyun üzerinden gerek hücumda gerek savunmada her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ki seninle de çok denk geliyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz, taraftara saygı duyuyoruz. İşimizi hakemlerle değil sadece saha içinde güçlü olmaya çalışıyoruz. Bu A takımımızdan alta kadar önemli. Tabii ki ufak tefek sıkıntılarımız oluyor. Biz de kendi içimizde bunu en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü biz saha içinde ne kadar güçlü olursak bunun için çalışmamız gerekecek. Ne kadar güçlü olsak o kadar başarılı oluruz. İnanın çok büyük bir ordu var arkamızda çalışan. Personelimiz var, antrenörlerimiz var. Aşçısından, malzemesinden, doktorundan herkes inanın çok güzel bir şekilde çalışıyor. Güzel bir aile ortamı var. Tek amacımız bu toprakların çocuklarından uluslararası seviyede futbolcular çıkarmak. Hocam hepimiz görüyoruz da şahit de oluyoruz aynı şekilde Cengiz. Evet. Cengiz Çağlar. Çağlar, evet Cengiz Çağlar. Yani onların performansıyla ilgili şu anki düşünceniz nedir hocam? Yani kafanızdaki nasıl beklediğinizi verdiğini düşünüyor musunuz? Daha ileriye gideceğini düşünüyor musunuz? Onların ayrıyetten Berke ile ilgili. Berke var, Barış evet, var. Barış Alican var. Yani, Alican aynı sene. Şekilde. Yani bunlarla ilgili genel sizin kafanızdakileri öğrenmek istiyorum hocam. Bizim çıtayı yükselten iki oyuncumuz Çağlar'la Cengiz oldu. Yani önemli bir mesafe kat ettiler. Baktığınızda işte Altınordu'dan Bundesliga'da sürekli oynayan bir Çağlar. Performans anlamında ortaya koyduğu futbol işte derece alıp ödül alan bir oyuncu. Cengiz Başakşehir'den sonra Roma'ya giden bir Cengiz. Tabii sistemden çıkan oyuncularımız. Onlar bu çıtayı çok yükselttiler. Belki Premier Lig'deki o şansı bulamadı Çağlar. Ama ben gelecekte yine onun o ritmi yakalayacağını düşünüyorum. Cengiz belki transferi gerçekleşebilir. Bunun dışında Berke ile Barış aslında Fenerbahçe'nin belki olabilirdi iyi dönemi. Onlar da o şansı bulduktan sonra yine çıkış yakalayacaklarını düşünebiliyorum. Alican bu sene transfer oldu devre arasında. O da kendini kabul ettirip çünkü yetenekli bir oyuncumuz Alican. Biraz da süreçtir tabii ki de. Sonuçta performans yani, içinde yani güç yani tabii buna, yetenek. Tabii ki yani kolay değil şimdi bizim çocuklarımızı en iyi şekilde hazırlayıp Süper Lig'e verdikten sonra onların performansı uyum önemli. O takımda kendini kabul ettirmek önemli. Kendini geliştirmek önemli. Ya ben ama onlara güveniyorum. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de onlar zaten başı çeken insanlardı oyuncularımızdı. Diğer oyuncularımız da o abilerine örnek alacaktır. Alttan çünkü gerçekten çok yoğun bir öz kaynak ordusu geliyor. Bununla beraber tabii ki biz öz kaynağımıza çok değer veriyoruz ama ülke genelinde 17, 18, 19, 20 yaşlarında çok yetenekli futbolcularımız var bizim. Belki bizim oyuncumuz değil ama scouting sistemimizde bunları da tarayıp içimize katmaya çalışıyoruz. Çünkü her oyuncun senden olmayabilir ama dışarıdan oyuncu bulabiliyorsun. Bununla beraber takımı tabii ki sadece genç olamıyorsun. İşte Sinan'la anlaştık, Berkay'la anlaştık. Takımda da abiler gerekiyor. Çünkü onları doğru yönlendirecek, saha içi, saha dışı davranışlarıyla örnek olacak. Abilerimiz de var. En iyi şekilde takım kurgumuz, A takımda en iyi şekilde işliyor. İstediğimiz bu geçişi en iyi şekilde yapıp, tabii ki burada Niğde de var. Niğde bizim için çok hazırlayıcı bir takımımız. Hoca grubu da aynı A takım sistemimiz gibi çalışıyorlar. Tabii ki belki süreyi kısa kısa hemen geçiyoruz böyle yılları ama 7 yıl
baktığınızda uzun gibi görünse de çok kısa geldiğimiz noktaya göre çok önemli bir noktadayız. Bence çok iyi yoldayız. Ama bizde şöyle bir şey var. Her şeyin en iyisini istiyoruz. Bir an önce yapalım, her şeyi en iyi yapalım. Çünkü herkesin beğendiğini biz çok beğenmiyoruz. Çünkü çıtamız yüksek. Avrupa bizim çıtamız. Yani üst seviye çıtamız. Belki Türkiye'de herkes beğenebilir ama bizim seviye yüksek olduğu için. Bu nedenle U11'den U19'a kadar bütün takımlarımız yılda en az 4 defa Avrupa'da uluslararası seviyede birçok turnuvaya gidiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ya 11 yaşında, 13 yaşında çocuklarımız işte Real Madrid'in o yaş grubuyla oynuyor. İşte Bayern Münih'le oynuyor. Onları davet ediyoruz. Ya bunlar çok önemli, böyle organizasyon gerçekten aslında milli bir proje. Biz de bu proje için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada çok değerli olan başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın acayip büyük katkısı var. Sayın Başkan'ın Türk futboluna da aynı şekilde katkısı tartışılmaz. Hocam, centilmenliğimizi bozmuyoruz dediniz. Ben de buna şahit oluyorum geldiğim maçlarda. Tüm arkadaşlarım da aynı şekilde ama merak ediyorum, VAR sistemi sizce birincilikte olursa nasıl olur? Bununla ilgili düşünceniz nedir? Ya aslında baktığınızda VAR sistemi bence olması gerekiyor diye düşünüyorum. Geçen sene de bu yorumu yapmıştım. Ya Süper Lig'de bazen onu kötüye kullandığımız anlar oldu ama genel anlamda baktığında gerçekten hakem bazı pozisyonlarında göremediği anlar yaşadılar. Belki kaderleriyle oynandı bazı takımların ama ben olması gerektiğine inanıyorum. Sistem güzel ama o sistemi götürecek yönetici kısmının da bu işe daha çok yoğunluğunu vermesi gerekiyor. Hakemlere yardımcı olmamız gerekiyor, hakemlerimize. Çünkü ben hakemlik gerçekten zor. Hiç kimse memnun olmuyor. Bir maç yönetseniz, hakemlik yapın deseniz hiç kimse memnun olmuyor. Ben VAR sisteminin olması gerektiğine inanıyorum. Tabii Süper Lig'de var. İnşallah TFF Ligi'nde de olur. Milli takımımıza değindiniz diye onu da eklemek istiyorum. Milli takımımız gençleşen bir kadro ile devam ediyor. Evet. Onlarla ilgili şimdi gerçekten son maçlara baktığınızda yeni bir nesil geldi. Yeni bir jenerasyon geldi. Şenol Hoca ile birlikte yeni bir renk geldi. Bir milli takım zaten herkesin çağrıldığında koşa koşa gideceği, canını vereceği bir yer olması gerekiyor. Yavaş yavaş buna doğru gidiyor. Ben onu hissettim. Şimdi birlikte oynayan, savunmayı birlikte yapan, hücumu birlikte yapan bir takım hüviyetine bürünmeye başladık. Ve havuzun geniş olduğunu düşünüyorum. Yani milli takım havuzunun. Ben Şenol Hoca'nın gerçekten çok başarılı olacağını söyleyebilirim. O yakalayacaktır o milli takımda. Çünkü birçok taraftar bile, biz Türk insanı bile o milli takıma inanmaya başladı. Maç kaybedebilirsin. Belli olmaz. Bir gün kaybedersin. Ama onu yakaladıktan sonra belli bir başarılar gelecektir. Sabretmemiz gerekiyor. Şenol Hoca'ya da buradan başarılar dilerim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Futbol severlere söylemek istediğiniz bir yok, mesaj var mı? Yok, bu sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Tabii ki zorlu lig maratonu. Zaman zaman zorlanıyoruz sezon başları. Oyuncu kaybettiğimiz oluyor. Yeni oyuna, takımımıza katılan oyuncular oluyor. Sistemi öğretmek bazen tabii ki süreç alabiliyor ama bu sene yine herkesin keyifle izleyeceği çok güzel bir Altınordu takımı göreceklerdir. Sana da teşekkür ederim. Ne demek hocam, biz teşekkür ederiz. Hüseyin Eroğlu ile birlikte çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Çeşme'de kendisine çok teşekkür edelim bir kez daha. Ben hocam teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Tüm sorularımızı içtenlikle cevapladınız. Çok sağ olun. Şimdilik röportajımızı burada sonlandırıyoruz.